Orman yangınları için koşulsuz sevgi şifası ön bilgilendirme hem ülkemizde hem de dünyada çoğunluğu insandan kaynaklı çok fazla orman yangını yaşıyoruz. Yaz ayları ormanların yanmasını hızlandırıyor. Bunun sebebi de hem ağaçlardaki hem de ormandaki diğer bitki türlerindeki nemliliğin yani suyun azalmasından kaynaklanıyor. İklim değişimi nedeniyle artan sıcaklık daha önceki yıllardan durumu daha tehlikeli hale getiriyor. Bu insan olarak birçok şeye bizim ekstra özen göstermemiz ve sorumluluk almamız gerektiğini bize fark ettiriyor. İnternetten araştırdığım kısa bir sayısal bilgiyi sizlere de aktarayım. 2019 yılında çıkan toplam 2688 yangının sadece 372 tanesi doğal sebeple çıkmış. 2316 tanesi insan eliyle çıkan yangınlar. Orman Genel Bakanlığı Instagram hesabındaki paylaşımlardaki verilerden toplayarak Temmuz ayındaki 29 Temmuz 2021 dahil toplam yangın sayısı 252. Orman yangını ortaya çıkmadan bizler hem enerji çalışması yapalım hem de bilinçlenelim ki iş işten geçmemiş olsun. Daha önce ağaçlarla ilgili 2019 yılında Aylarca süren Avustralya orman yangını ve iklim değişikliği için yazdığım yazıları da ekliyorum. Bu yazıları da okuyabilirsiniz. Ağacın dilinden Dünya bizim evimiz, Avustralya sevgimizde, iklim değişikliği için koşulsuz sevgi enerjisi çalışması. Çalışmayı yazmaya başlamadan bir konuyu hatırlatmak istiyorum. Hepimiz bu dünyadaki yanan her ağaçtan, yangınlarda ölen tüm canlılardan dolaylı da olsa sorumluyuz. Neden sorumlu olduğumuzu yazayım. Yaptığımız her alışveriş, kullandığımız her su damlası, keyfi ya da zorunlu yaptığımız her seyahat iklim değişimine direkt olarak etki ediyor. Tüketim girdabı içinde yaşayıp sonra da orman yangınları için ah vah ediyorsak sadece göstermelik olarak yaptığımız toplumsal duyarlıyım ilizyonundan başka bir şey değildir. Kuşulsuz sevgi şifası. Şu ana kadar bencilce yaptığım seçimleri yapma sebebimin varoluşumdan ilahi olarak hak ettiğim şekilde arınması için varoluşuma koşulsuz sevgi enerjisini yönlendiriyorum. Alanımda aktif ya da pasif yok etme programları bulunuyorsa bu programları özgür irademle iptal ediyorum. Bu programlarla bağlantılı olarak alanımda var olan her şeyi arındırması için varoluşuma koşulsuz sevgi enerjisini yönlendiriyorum. Bu dünyada yaşayan herhangi bir bitki, hayvan ya da insan benim direkt ya da dolaylı yaptıklarımdan dolayı zarar gördüyse İlahi izilni olduğum koşulsuz sevgi şifasına, her bir yaratılmışın planına ve frekansına uygun olarak kanal olmaya niyet ediyorum. Ben bu dünyada insan olarak sorumlu olduğum andan ana kadar dünyada çıkan orman yangınlarıyla ilgili kendi sorumluluğumu almadığım her anı şifalandırması için koşulsuz sevgi enerjisini insanlık planına yönlendiriyorum. Orman yangınları konusunda insanların duyarsızlaşmasına neden olan benden kaynaklı kolektif bilinçteki ilahi olarak arınması gereken her şeyi arındırması için koşulsuz sevgi enerjisini ilahi yasalara göre kolektif bilince yönlendiriyorum. Orman ve habitat kavramı ile ilgili olarak insan olarak almam gereken sorumluluğu almamı engelleyen her şeyin arınması için varoluşuma koşulsuz sevgi enerjisini yönlendiriyorum. San dünyanın herhangi bir yerinde orman yangını ya da kamusal alan yangını varsa bu yangının kolayca sönmesi ve tüm etkilenen canlıların yaralarının şifalanması için yaratıcının uygun gördüğü kolaylık şifasının alana dahil olmasını engelleyen her şeyin arınması için izinli olduğum alanlara koşulsuz sevgi enerjisini yönlendiriyorum. Herhangi bir formu her gücü olarak görüp ona bana ait her şeyi teslim ettiysem ve bu durumdan dolayı orman yangınları çıkıyorsa bunun arınması ve tekrarlanmaması için kendi alanıma koşulsuz sevgi enerjisini yönlendiriyorum. Dünyayı umursamayan kişilerin bu dünyayı yok etmesine izin verdiğim her şeyin iptal olması ve arınması için insanlık planına koşulsuz sevgi enerjisini yönlendiriyorum. Şifanın derinleşmesi için dua çalışmayı yaptıktan sonra dilerseniz kalbinizden geldiği gibi dua edin. Ya da daha sonra ifade edeceğim duayı benimle birlikte tekrarlayın. Biz insan olarak sınırlıyız. Ol dediği an olduracak tek güç var. O da yaratıcı. Onun için biz gücümüzü aşan alan için yaratıcıdan yardım istemek için dua edelim. Dua Yüce Yaratıcım, dünyamızda yaşanan yangınla ilgili olarak lütfen bize yardım et. Yangın söndürmede görev alan tüm insanları koru. Onlara işlerini kolayca yapabilmeleri için yardım et. Kalbimdeki acıyı sen hafiflet. Vicdanımı saflaştır, sevgimi arttır. Yangın alanında olan bitki, hayvan ve insan tüm yarattıklarını sen koru. Onlara ilahi yaşamı bahşet. Sana içten dua etmemi, yardım istememi engelleyen her şeyden beni özgür kıl. 29 Temmuz 2021